Kırman aldım Merhabalar bizim ufaklık çok şaşırdı çünkü daha önce Hindistan cevizini hiç evde kırıp vermemiştim. Hep hazır alıyordum. Çok sevdikleri için bu sefer de kendim almak ve kırmak istedim. Zor olduğu için çok tercih etmiyorum açıkçası ama bilmeyen varsa diye böyle kısaca bir göstermek istedim. Öncelikle şöyle üstünde 3 tane nokta oluyor bunun. Onlardan bir tanesi çok yumuşak oluyor ve böyle kolayca delinebiliyor bıçakla ya da böyle sert bir cisimle. Onu deliyoruz önce ve içindeki suyu boşaltıyoruz. Kırmak çok zor dedim. Aslında çok zor değil. Bir çekiç yardımıyla kolayca kırılıyor. Kabuğu çatlatarak açıyoruz. Göstereceğim şimdi. Ama biraz e, zahmetli geliyor bana açıkçası. Yani çok tercih etmiyorum böyle uğraşmayı. Şimdi suyunu boşalttım. Bunu kullanmayacağım bu arada. Suyunu boşalttıktan sonra hindistan cevizimi alıyorum. Bir tane de çekiç alıyorum. Çekiçle... E, Böyle tam orta yerine vurmaya başlıyorum. Hep aynı yere vurmayacağım. Ara sıra yanlarına doğru da vuracağım. Ee, burada ama çok hızlı vurup kırmak değil. Vurdukça onun dış kabuğu çatlayacak. Şurada minik bir çatlak oluşmak üzere. Şimdi göstereceğim hemen. Bakın çatladı. Elimle ayıramıyorum. Bir bıçak yardımıyla kolayca ayırabilirim sanırım. Böyle benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Bu arada sizin Hindistan cevizi kırarken kullandığınız farklı yöntemler varsa eğer yere atmak dışında onları da yoruma yazabilirsiniz. Şimdi içini açtım güzelce. Ben bu aşamadan sonra çok çekiçle vurmayı sevmiyorum. Sıkılıyorum açıkçası. O yüzden bıçakla minik parçalar olarak kesiyorum. Bir de içinde ince bir kabuğu oluyor. Onu da bıçakla kolayca kesip atabilirsiniz. E, çekiçle devam ederseniz yapmayı o zaman bir bütün olarak çıkarabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. İster böyle benim gibi minik minik çıkarın. ister çekiçle devam edin. Bir bütün olarak çıkarın. E, denemeyen varsa gerçekten çok lezzetli. Ben çok seviyorum. Faydaları da oldukça e, fazla. Gördüğünüz gibi böyle büyük parçalar da çıkarmak mümkün. Ondan sonra dış kabuğunu da soyarak yiyebilirsiniz afiyetle. Umarım verdiğim bilgi işinize yarar. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.